Merhaba arkadaşlar, Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bugün salatalık serasındayız ve budama işlemi yapıyoruz. Bu budama işlemini nasıl yapıldığını ve niye yapmamız gerektiğini hep beraber uygulamalı olarak ben de bu salatalıkların budamasını yaparken size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar her salatalığın dibinde, yani meyvesinin, salatalık meyvesinin dibinde bir yaprak ve bir adet koltuk çıkmakta. Bu koltukları almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bütün salatalık meyvelerinin dibinde, eğer salatalık tutmuşsa dahi yine onu almamız gerekiyor. Çünkü bunu almadığımız takdirde bizim bu salatalıklar sırık salatalık ve ipe çıkması gerekiyor. Bunu almazsak çok dallanıp budaklanacaktır. Yukarıya güç gitmeyecektir. Hem meyvenin kalitesi ve verimi düşecektir. Hem de dengesiz bir şekilde olacaktır. Yani bütün seramız düzensiz bir hale gelecektir. Bu nedenle bu koltukları almamız gerekiyor. Bu koltuk alma işlemine budama işlemi de deniliyor. Bunları aldıktan sonra salatalıkların boyları da düzgün çıkıyor. Eğrilik falan da bazen oluyor bunlardan dolayı. Bunları aldığımızda salatalıklarımız da hem görsel olarak hem de kalite olarak daha kaliteli bir şekilde verim yapmış oluyor arkadaşlar. Bunu salatalık şöyle 40 santime falan çıktığında, ilk koltuklar kendini gösterdiğinde almaya başlıyoruz ve bu bayağı devam ediyor. Ta ki salatalığımız ipe çıkıp 2 metre boyuna varana kadar. En tepelerde şu mesela görüyorsunuz, her salatalığın dibinde var. Bunları alıyoruz. En tepeye varmaya şöyle 30-40 santim kaldığı zaman almayabiliriz. Çünkü onu direkt de tele çıkarabiliriz. Ama aşağıdakileri mutlaka almamız gerekiyor. Tepeye yakınlaştığı zaman, yukarıdaki tele yakınlaştığı zaman bir tanesini alıp bir tanesini almasak da olur. Ama 1,5 metre boyuna kadar hepsini tek tek almamız gerekiyor. Bir de 2 güne bir bu salatalıkların ipe dolanma işlemi var. Onu da yapmamız gerekiyor. Salatalık bitkisi nazik ve çabuk kösen bir bitkidir. Eğer bunu siz 2 güne bir bu işlemleri yapmasanız, o da size geri dönüş yapmayacaktır. Mesela burada görüyoruz arkadaşlar, yaklaşık bir 10 adet salatalık aynı kökte tutmuş. Bu salatalıklarda dabanda biz fazla tuttuğundan dolayı koltuk almamışım ben oradaki koltukları. Almadığımdan dolayı fazla meyve tutmuş. Bu meyveleri almadığımız zaman yukarıdaki meyvelerin kalitesi bozuluyor. Normalde bu meyveleri 2 tane bırakıp, şu büyük olan 2 tane düzgün var, onları bırakıp gerisini almam gerekiyordu. Ama bunu ticari bir şekilde yapmadığımdan dolayı onları almadım. Bunu yiyelim dedik. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Genelde bu soru geliyor: damlama ile bitki kökünün mesafesi ne kadar olması gerekiyor arası diye. Arkadaşlar 10 santim yeterli. Yani damlama borusuyla kökün arası 10-15 santim olması gerekiyor. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.